belgelerini mevcut belgelerini. İşte bu fonksiyon kütüphaneciyi de daha ziyade bir bekçi, e, tabii bilgili bir bekçi ama e, netice itibariyle kitap koruyucusu e, haline e, halinde tutmuştur yüzyıllarca hatta bir yıllarca. Tabii ki yararlandırma olmuştur ama e, sınırlı bir çevreye örneğin, alimlere örneğin, üst düzey yöneticilere, din adamlarına vesaire. Zaten halkın çok büyük bir kesimi bütün toplumlarda e, büyük ölçüde okuma, yazma e, oranı yüksek olan toplumlar olmamıştır dünya tarihinde. E, günümüzde de haziyade bütün toplumun okur yazar olması gibi bir ideal vardır. Bir... E, Hedef vardır amaç vardır dünyada. Şimdi 19. yüzyıldan sonra sanayileşme ile birlikte ve başka nedenlerle birlikte e, ki o daha, e, ve globalleşmenin de temelleri atılmıştır. Daha önceki yüzyıllarda atsa daha ziyade 19. yüzyıldan sonra globalleşmenin de temeli atılmıştır. E, e, bilgi paylaşımı bilginin çok daha kısa sürede elde edilmesi ve paylaşılması gündeme gelmiştir. Bu da kütüphanelerin dışa açılmasını gerektirmiştir. Bu da kütüphaneciyi e, kütüphane materyalini kullandırmaya yöneltmiştir. Dolayısıyla e, koleksiyonu muhafaza etmekten koleksiyonu kullandırmaya ağırlık veren bir işleve doğru gelmiştir kütüphaneciler. E, bu da onlara yeni e, fonksiyonlar, yeni sorumluluklar e, getirmiştir diyebiliriz. Hocam evet. bir de şunu sormak istiyorum. Ek kütüphanecilik dediğimiz e, kavram, yani sanal kütüphaneciliğin boyutları nedir? Yani buradan şunu çıkarabilir miyiz? Bir insan bulunduğu her ortamdan herhangi bir kütüphanenin e, kaynaklarından istediği bilgiye, kaynağa, belgeye ulaşabilir mi? Tabii. Şimdi e,